Kılıçdaroğlu'nun genel laf çıkışı hem muhalefet hem partiyi böldü, çatlak büyüyor diye bir haber var hocam. Ne çatlağı? MHP ile Kılıçdaroğlu arasında bir çatlak hocam. MHP karşı çıkmış buna, genel laf konusuna. Eleştirel bir tavrı olmuş CHP'ye karşı. Bu CHP'nin birkaç gün önce yaptığı genel laf açıklaması. Referanduma hayır oyu verin, genel laf çıkartalım diyorlar hocam. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Bu af Öcalan'ı da kapsıyor. Bunun ya üzerine, kardeşim şimdi ne alaka? Yani referanduma evet demek bir kere Avrupa ayarında bir demokrasiye doğru gidiş demektir. Evet. Ve hukukun düzenlenmesi, güzel olması demektir. Yani bu konunun onun ne alakası var? Evet. Bir de genel af, yani katillerin genel afıysa o evet, çok acayip. O evet, lafı ağzına almasın. Çok acayip bir şey olur. Evet. Değil mi? Evet hocam. PKK Mehmetçiklerimizi şehit edecek. Gelin sizi affedelim. Evet. Olur mu böyle şey? Olmaz hocam inşallah. Olacak iş mi bu yani? Zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun dili sürçtü. Evet. İnşallah bir daha böyle bir konuşma olacağını zannetmiyorum. Çözüm Türkistan Birliği'dir. Kılıçdaroğlu Türkistan Birliği'ni bir ağzına alsa. İnşallah. Bir söylese. İnşallah. Bir tane olur, bir tane. Evet. İnşallah. Değil mi? Atatürk, rahmetli Atatürk ne dedi? Türk Birliği benim idealim dedi. Gözlerimi bu ideal içerisinde yumuyorum. Bir gün bu idealimin gerçekleşeceğine inanıyorum dedi. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. İslam Birliği içinde çok büyük bir ideal ve güzel bir amaç olarak gördüğünü Atatürk ifade etti. Evet hocam inşallah. İnşallah. Şimdi Kılıçdaroğlu Atatürk'ün vasiyetini yerine getirir de bu sözleri söylerse CHP ezer geçer ben söylüyorum. İnşallah. En az %70. Evet. En az %70. Bunu söylesin. Af. İnşallah. Yani bunlar af. Bunlar böyle çözüm olmaz. İnşallah. Antikomünist, antimateryalist, antidarvinist propaganda devlet politikası olması lazım. İnşallah hocam evet. Türkistan Birliği devlet politikası olması lazım. İnşallah. Çözüm budur. İnşallah. İnşallah.